Öğrenecek çok şey var. Bize katılın çocuklar. Blippi! Öğrenecek çok şey var. Bize katılın çocuklar. Blippi! Bu bir nokta dönüşlü yükleyici. Arkadaysa gerçek bir nokta dönüşlü yükleyici var. Vay canına. Çok büyük. Büyük. Küçük. Büyük. Küçük. Bir de buna bakalım. Aa, bu bir kazıcı yükleyici. Ön kepçe ve arka kepçe. Evet yaprak, buraya gel. Aa, biraz daha toplayalım. Buysa, evet, bir beton mikseri. Vay canına. Wow! 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 Beton mikseri lastiğin üstünde. Bakın. Wow! İşte. İu iu iu. Ha? Bu bir damperli kamyon. Hadi damperli kamyona bir şeyler yükleyelim. Oo! Şu üç oyuncağa bakın. Bu ön yükleyicili bir kepçe. Bu bir ekskavatör ve hayır, ön yükleyicili kepçe bu. Birbirine karıştırdım. Bu bir buldozer. Ama bu ön yükleyicili bir kepçe. Aa, şunlara bakın. Buraya gelin. Vay canına. Şunun büyüklüğüne bakın. Oo! Gerçekten çok büyük. Bakın. Bu çok küçük. Küçük ekskavatör. Büyük ekskavatör. Pekala. Buraya gelin. Burada kal ekskavatör. Tamam mı? Vay canına. Bakın. Ön yükleyicili kepçe. Çok ince. Ve bu da onun oyuncağı. Ama bu, gelin. Oo, bu çok büyük. Bu gerçek bir ön yükleyicili kepçe. Bu da ne? Vay canına. Bu bir buldozer. Ve çok büyük. Bu da buldozer oyuncağı. Benimle inşaat makinelerini öğrendiğiniz için teşekkür ederim. Hadi bakalım çocuklar, eğlence burada. Blippi, Blippi. Öğrenecek çok şey var. Bize katılın çocuklar. Blippi.
Öğrenecek çok şey var. Bize katılın çocuklar. Blippi! Merhaba. Bakın elimde ne var. Elimde kum oyuncaklarıyla dolu torbalar var. Bugün sizlerle kumda oynayacağız. Pekala. İlk olarak ayakkabılarımızı çıkartmalıyız. Ayakkabılarımı çıkartıyorum çünkü... Kum ayaklarıma çok iyi geliyor. Evet, sıra diğer ayakkabıda. Evet. Pekala. Ayakkabılarımı burada bırakıyorum. Ve torbalarımı alıyorum. Hadi oynamaya gidelim. Kum oyuncaklarımı size göstermek için sabırsızlanıyorum. Sizce burası oyun için uygun mu? Sanırım öyle. Pekala. Evet, bakın. Size söylemiştim. Kum ayaklarıma çok iyi geliyor. Evet. Şimdi elimde 1, 2 ve 3 torbam var. Evet. Bakalım içlerinde ne var? İlk torbada yeşil ve mavi bir oyuncak var. Onunla birazdan oynayacağız. Ve ayrıca... Burada bir sürü oyuncak var. Bir küreğimiz var. Ve... Bu oyuncak var. Küçük bir tekne. Ve... Bir sürü güzel oyuncak var. Pekala. Tamam. Bakalım ikinci torbada neler var. İkinci torbada dev bir damperli kamyon var. Bu kamyonun rengi kırmızı, sarı ve turuncu. Birazdan içine bolca kum dolduracağız. İşte böyle. Ama daha fazlasını. Ve evet. Başka oyuncaklar da var. Kırmızı ve pembe ve küçük bir tane var. Bakın. Çok komik. Küçük bir küreğimiz var. Turuncu bir kürek. Şimdi de hadi gelin son torbaya bakalım. Ne olduğunu çok merak ediyorum. Bu torbada vay canına bir uçak. Ve sarı bir kova var. Küreği de kırmızı. Başka oyuncaklar da var. Pekala. Tamam. Önce kamyonu alalım. Buraya gelin. Hadi. Tamam. Kamyonu buraya bırakalım ve bir de kürek almalıyım. Gelin. Tamam. Sizce bu büyük küreği mi kullanalım yoksa turuncu ve küçük olanı mı? Turuncu olanı alalım, tamam mı? Çünkü askılarım ve papyonumla aynı renk. (Gülüyor)
Aa, kuma dokunmak harika bir his. Gelin şuna yakından bakın. Oo! Oo! Ellerim ve ayaklarım. Harika hissediyorum. Pekala, şimdi evet, küreğimizi alıp kamyonu bolca kumla dolduralım. Bakın, fu. Pekala. Hadi sayalım. Tamamen boşaltalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, bir tane daha. 11. Evet. Bakın, oh. Ne kadar ağır. Oh. Şuna bakın. Vay canına. Oh. Ah. Hadi birlikte boşaltalım. Hadi benimle gelin. Oh. İşte burası. Tamam. Evet, burası. Hazır mısınız? Pip 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 pip. Ohoho, evet. Bu harikaydı. Hadi başka oyuncaklar da getirelim. Aa, evet. Şu oyuncaklara bakın. Acaba hangi oyuncağı alsak? Vay canına. Şu oyuncağa bakın. Oh, daha önce dediğim gibi bu oyuncağın rengi mavi ve yeşil. Evet. Bir bakalım. Bakın. Sanırım bu üstüne takılıyor. Ve üstüne kum dökülüyor. Gelin. Bunu küreğin olduğu yere koyalım. Tamam. Evet, bunu daha yakından görmeniz gerekebilir. Ama önce büyük küreği getirmem gerekiyor. Hatırladınız mı? Evet, hadi. Buraya gelin. Hadi benimle gelin. Pekala. Şimdi siz burada durun. Yoldan çekilin. Kürek yolu açıyor. Bunlar oyuncakların torbalarıydı. Pekala. Topluyoruz. Tamam. Evet, harika. Şimdi küreği aldım. Hey, hadi. Biraz kum kazalım. Tamam mı? Şuna bakın. Vay canına. Ha, evet. Bir kez daha yapalım mı? Ooo! Tamam. İçine biraz kum dolduralım ve sonra da daha yakından bakalım. Hazır mısınız? Ooo! Ah! Vay canına! Gördünüz mü? Bir kez daha. Oh! Sallayalım. Hadi. Gidebilirsiniz. Daha kuru bir kuma ihtiyacımız var. Evet, hadi bakalım. Oo! Ne kadar hızlı döndüğünü gördünüz mü? Şimdi bir kova getirip içini suyla dolduracağım ve bunu bir de suyla deneyeceğim. Bekleyin. Bakın, suya ulaştık işte. Ama mayomu giymedim. Bu yüzden ıslanmamak için paçalarımı sıvamam gerekiyor.
biraz yukarı katlıyoruz. İşte böyle. Evet. Ve şimdi de bunu. Tamam. Su doldurmaya hazırım. Hadi. Oh. Dalga geldiği anda kovayı dolduracağım. Oh. Büyük bir dalga geliyor. Kovayı doldurdum. Bakın. Oo! Gördünüz mü? Evet. Boş harcamayalım. Bunu oyuncağımıza dökeceğiz. Gelin. Pekala. Kovamızı suyla doldurduk. Buraya su döktüğümde nasıl görüneceğini çok merak ediyorum. Kum döktüğümüzde nasıl da dönmüştü, değil mi? Evet. Bakalım okyanustan getirdiğimiz suyu döktüğümüzde dönecek mi? Acaba nasıl görünüyor? Görüyor musunuz? Evet mi? Tamam. O zaman başlıyoruz. Oo! İşe yarıyor. Pekala. Şunu düzeltelim. Tamam, hazır mısınız? İşte başlıyoruz. Evet. Evet. İşe yarıyor. Sizlerle birlikte kum oyuncaklarıyla oynamak harikaydı. Pekala. Daha fazlasını izlemek isterseniz yapmanız gerekeni biliyorsunuz. Evet, adımı yazıyorsunuz. Adımı yazmayı biliyor musunuz? Evet, hadi birlikte yazalım. Hazır mısınız? B-L-I-P-P-I Blippi. Evet, işte benim adım. Tebrik ederim, sonra görüşürüz. Hoşça kalın. Hadi bakalım çocuklar, eğlence burada. Blippi, Blippi. Öğrenecek çok şey var. Bize katılın çocuklar, Blippi. Merhaba, ben Blippi. Bugün Alderwood Alışveriş Merkezi'ndeki Fantastic Playtorium'dayız. Hadi gidelim. Evet, woo. Hadi. Hadi iyi eğlenceler. Pekala, oyuna başlamadan önce ayakkabılarımı çıkarmalıyım. Hey. Birinci ayakkabı. Merhaba. Ayakkabılarıma bak. İkinci ayakkabı. Bir, iki. Pekala, hadi gidelim. Çak bakalım. Pekala, hadi. Ne böyle? Oo, nasıl yapıldığını gösterir misin? Kaydıraktan kayacaklar. Oo, harikasın. Bana bakın. Evet. Yine kayacağım. Oo. Pekala. Sıra sende. Kayabilirsin. Sıra sende. Pekala, şimdi sıra bende. Burada yapacak bir sürü eğlenceli aktivite var. Aa, bu da ne böyle? Vay canına. Bir dürbüne benziyor. Biliyor musunuz? Görmek 5 duyumuzdan biridir. Gözlerimi görüyor musunuz? Evet, bakın. Vay canına. Ben de bakabilir miyim? Tabii, bakabilirsin. Ne görüyorsun? Bunu gözlerine tutuyorsunuz. Oo! Harika. Bu da neymiş bakalım? Bana bakın. Şimdi bu gözlüğü takacağım. Tamam mı? Bakın. Bakayım.
Tabii. Gözlükler insanların görmesine yardımcı olur. Pekala. Çok komik. Çok komik bir gözlük. Vay canına. Beş duyumuzu öğrenebilmek için oynamaya devam edelim. Woo! Gördünüz mü? Turuncu ve mavi renkli makineden bu topları fırlattım. Oo, şuna bakın. Aa, acaba bu düğmeye bastığımda neler olacak? Oo, bakın. Alttan çıkan hava topların havaya yükselmesini sağlıyor çocuklar. Bu harika. Oo, bu da ne? Bakın, turuncu bir çorap bu. Ha, çoraplar bazen kötü kokabilir. Evet, bazen de güzel kokarlar. Tabii onları yıkarsanız. Hadi, şimdi çorabı koklayalım. İğrenç, çok kötü. Bu çorap kullanılmış olmalı. Hey, benim bir fikrim var. Bu oda spreyini kullansak nasıl olur acaba? Güzel kokabilir. Çok temiz. Koklama duyusuna bayılıyorum. Çünkü günün tadını çıkartmanızı sağlıyor. Gözlerinizi kapatsanız bile. Ne kokluyorum? Oh, çiçek kokluyorum. Şimdi ne kokluyorum? Evet. Lezzetli bir yemek kokluyorum. Hadi, şimdi biraz daha oynayalım. Eğlenceli bir balondu. Bakın. Gördünüz mü? Burada ne var? Lezzetli bir meyve suyu. Nefis. Meyve suyuna bayılırım. Ve burada bir meyvemiz var. Hadi bunu açalım. Evet. Evet, çok lezzetli. Baksanıza. Yemeklerin tadının neden güzel veya kötü olduğunu biliyor musunuz? Çünkü bir ağzımız var ve tat alabiliyoruz. Bu da beş duyumuzdan biri. Yemekleri tatmayı seviyorum. Tıpkı meyve suyu gibi. Ve lezzetli meyveler gibi. Hadi biraz daha oynayalım. Gelin. Hadi. Pekala. Dengemi korumalıyım. Vay canına. Bunları ellerimle tutuyorum. Bu sayede dengede duruyorum. Bunlar da ne? Tatlı bir peluş oyuncak. Çok yumuşak. Hey, bu oyuncağa dokunduğumda duyularımdan birini kullanıyorum. Evet, dokunma duyusu. Bir şeye dokunuyorum. Çok yumuşak. Peki bunlar ne? Ne olduklarını bilmiyorum ama en sevdiğim iki renge sahipler. Burada turuncu bir topumuz var. Bir de mavi topumuz var. Yüzümü gıdıklıyorlar. Hadi biraz daha oynayalım. Bu da ne?
Bakın, mavi bir slime. Güzel. Oo. 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 Aa, şuna bakın. Oo. Dokunduğumda elime yapışıyor. Bakın. Evet, unutmayın. Dokunmak 5 duyumuzdan biridir. Bir şeylere dokunmak için elinizi kullanabilirsiniz ve slime gibi şeyleri hissedersiniz. Oo. Oo. Slime'dan çıkan parmaklarımı görüyor musunuz? Çok tuhaf bir his. Pekala, şunu elimizden çıkaralım. Tamam, şimdi biraz daha oynayabiliriz. Hadi gidelim. Oo, vay canına. Oo, işte gidiyoruz. Şuna bakın. Bu pembe bir dikenli top. Oo. Oo, duydunuz mu? Bir ses çıkarttı. Ah, seslerden bahsetmişken. Bakın. Elimde 3 eşya var. Bir ses geldiğinde onu kulaklarınızla duyarsınız. Evet. Bu da 5 duyumuzdan biri. Bir şeyler duyarız, değil mi? Şunun gibi. Evet, zilin sesini duydum. Bir de düdük var. Dinleyin. Oo, ve bir müzik enstrümanı. Dinleyin. Evet. Şimdi bir düşünelim. Hangi şarkıyı çalsam acaba? Aa, buldum. Ekskavatör şarkısı. Adım ekskavatör. Ekskavatör. Topraklara elveda. Sen de gör. Adım ekskavatör. Upuzun bir kolum var ve dev bir bomum. Kazma konusunda hızlı olurum. Bir iş makinesiyim ben. Adım ekskavatör. Kocaman bir kepçem var ve her şeyi kazarım. Çukur açmak uzmanlık alanım. Bir iş makinesiyim ben. Adım ekskavatör. Oh, üstelik ayaklarım yok benim. Ayakların yok mu? Nasıl hareket ediyorsun? Alet üstünde araba gibi giderim. Adım ekskavatör. Ekskavatör. Topraklara elveda. Sen de gör. Adım ekskavatör. Şimdi bir ekskavatör gibi davranma zamanı. Size göstereyim. Tek yapmanız gereken kolunuzu şu şekilde. Kaldırıp kol, bom ve kepçe gibi davranmak ve kazmak. Çok eğlenceli. Ve kabinimin içinde oturabilirsin. Kepçeyi kontrol edersin, sürersin. Bir iş makinesiyim ben. Adım ekskavatör. Oh, üstelik çalışırım tüm gün. Hiç uyumaz mısın? Uyumam hiç. İşim bu benim. Adım ekskavatör, ekskavatör. Topraklara elveda. Sen de gör. Adım ekskavatör, ekskavatör, ekskavatör. Bir şeyleri duyabilmeyi seviyorum.
Pekala, biraz daha oynayalım. Oyun oynarken de bir şeyler dinleyelim, değil mi? Hadi gidelim. Wow! Oh! Sen de çıkabilir misin? Hey! Oh! Harika! Oh! Oh! Bu da ne? Bak! Oh! Dikenli bir top. Oh! Bu topu gördünüz mü? Çok büyük ve üstünde dikenleri var. Hadi renklerine bakalım. Yeşil ve sarı. Dikkat edin. Woo! 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 Wee! Oh, bakın dönen bir şey. Hadi bakalım otur. Buraya otur. Pekala. Başlıyoruz. Evet. Aferin. Güzel. Şimdi de böyle otur. Sıkı tutun. Dikkat et. Oo, dikkat et. Evet. İşte oldu. Güzel. Şuna bakın. Buraya çıkabilir misin? Şimdi bu tarafa gideceğim. En üste çıktım. Ne renk olduğunu biliyor musunuz? Sarı. Evet, sarı. Gelin. Buna dikkat edin. Nereye gidiyoruz? Nereye gideceğiz? Hadi koş. Hadi gelin. Vay canına. Bu bir trambolin. Hadi atlayın. Hadi bakalım. Hadi atlayın. Bakın herkes trambolinde zıplıyor. Bu çok eğlenceli. Gelin. Gelin bu taraftan hadi. Hadi yukarı çıkalım. Bu hadi taraftan. Ama. Hadi çabuk. Bu da ne? Bir maymun. Maymun mu? Tamam. Hadi gelin. Hadi gidelim. Hadi kaydıraktan hadi, kayalım tamam mı? Evet. Güle güle. Tamam şimdi sıra bende. Büyük kaydıraktan kaymak ister misin? Sizlerle beş duyumuzu öğrenmek çok eğlenceliydi. Tatmak, koklamak, görmek, duymak ve dokunmak. Eğlencenin asla bitmediği Fantastic Playtorium'a bu bölümde bizi ağırladıkları için teşekkür ederiz. Videomuzun sonuna geldik. Evet, daha fazlasını izlemek isterseniz eğer tek yapmanız gereken adımı yazmak. Birlikte adımı yazalım mı? B-L-I-P-P-I. Blippi. Harika. Sonra görüşürüz. Hoşçakalın. Öğrenecek çok şey var. Bize katılın çocuklar. Blippi. Wow. 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 Merhaba. Ben Blippi. Wow. Bakın, bu bir dinozor. Wow.
Şu dinozorlara bakar mısınız? Oo, bence şimdi şarkı söyleyip dans etmeliyiz. Elbette dinozor şarkısıyla geri döndüğümüzde tüm bu dinozorlara daha yakından bakacağız, tamam mı? Ve hepsinin adını öğreneceğiz. Oo, çok eğlenceli olacak. Yıllar önce yeryüzünde biz yaşamazken daha başka tür yaşardı ormanda. Bu şarkı onlara. Dinozor, dinozor, çok özeldir dinozor. Dinozor, dinozor, tarih öncesi dinozor. Stegozorlar daha büyüktü fillerden, ama beyinleri bir mercimek kadardı. Triceratops'un tam üç boynuzu vardı. Bunlar korunmaya yarardı. Brachiozorların upuzundu boyunları, ama kafaları küçücük. Pterodaktil uçardı gökte. Kanatları ne kadar büyük. Üstelik ayaktayken onu geçemezdi bir zürafa. Dinozor, dinozor, çok özeldir dinozor. Raptor hızlı ve zekiydi, avlanırdı kurtlar gibi. El asma zorlar kral sayılırdı derin denizlerde. Ankilozorların çekiç gibiydi kuyrukları, bir tank kadar sağlamdı. Dinozorların dikenleri vardı ve dişleri timsah gibi kocamandı. İşte Tyrannosaurus Rex, kral dinozor oydu. Ayakları dev gibiydi, çok güçlü kükrüyordu. Çok büyük, iri, kudretliydi. Dişi kılıç gibi keskindi. Ama kısacık kollar onu hep zorlar, bir yere özenlemezdi. Dinozor, dinozor, çok özeldir dinozor. Dinozor, dinozor, tarih öncesi dinozor. Ooo, vay canına. Dinozor şarkısı çok eğlenceliydi. Şu dinozor oyuncaklarına bakın. Evet, bu oyuncaklar bana ait. Ve onlarla oynamayı çok seviyorum. Hem de çok. Çünkü bu oyuncakların arasında şarkıdaki brachiozor var. Evet, çok uzun bir boynu var. Bakın ne kadar uzun. Oho, zürafa gibi. Ama ondan daha uzun. Vay canına. Ve bir triceratops var. Vay canına. Oo, şuna bakın. Kafasında üç boynuzu var. Bir, iki, üç. Ve bir de stegozor var. Evet. Sırtındaki katmanlara bakar mısınız? Vay canına. Stegozor. Vay canına. Stegozorları seviyorum. Sesleri şunun gibi. Evet, bu bir stegozor. Brachiozor, stegozor, triceratops. Ve iki tane daha var. Evet, bu dinozor gerçekte hiç de küçük değil. Bu bir velociraptor.
İşte Velociraptor. O da dinozor şarkısındaydı ve tüm dinozorların kral ve kraliçesi. Tyrannosaurus Rex. Evet, T-Rex olarak da biliniyor. Çok havalı bir dinozor. Bu dinozorların hepsi çok havalı ve hepsi de Blippi'nin dinozor şarkısındaydı. Eğer dinozorları seviyorsanız ve dinozor oyuncaklarınız olsun istiyorsanız bunları gerçekten çok sevebilirsiniz. Çünkü gerçekten çok büyükler. Siz de bunun gibi dinozor oyuncakları alabilirsiniz. Umarım sizler de alırsınız çünkü çok güzeller. Pekala, sonra görüşürüz. T-Rex. Evet, hoşça kalın. Hadi bakalım çocuklar, eğlence burada. Blippi Blippi. Öğrenecek çok şey var, bize katılın çocuklar. Blippi. Öğrenecek çok şey var, bize katılın çocuklar. Blippi. Merhaba, ben Blippi. Şuraya bakın. Evet, bu bir kazıcı yükleyici. Bugün sizlerle kazıcı yükleyiciyi daha yakından tanıyacağız. Pekala, kazıcı yükleyicinin dışındaki parçalara bakacağız. Gelin. Vay canına! Bu kazıcı yükleyici çok büyük. Büyük olan bir şey daha var. Evet, bu çok büyük bir tekerlek ve lastik. Bir de şuna bakalım. Bu daha küçük bir tekerlek ve lastik. Oo! Bakın. Vay canına. Bunlar lastiğin tırnakları. Bu sayede tekerlek dönerken başka yerlere kaymıyor. Oo! Oo! Ay, başım dönmeye başladı. Aa! Oo! Buraya gelin. Oo! Burası aracın kabini. Kazıcı yükleyicinin operatörü buraya oturuyor. Vay canına, çok hoş. Oo, bir de şuraya bakın. Evet, bunlar aracın farları. Evet, ve bunlar da sinyal lambası. Bu sayede kazıcı yükleyiciyle trafiğe çıkabilirsiniz. Evet. Vay canına. Wow! Bu bir denge ayağı. Ve normalde yukarıda oluyor ama şu anda aşağıda duruyor. Böylece kazıcı yükleyici kazı yaparken sabit bir şekilde durabiliyor. Oo! Oo! Ben de çok sabitim. Oo! Kazıcı yükleyicinin bu kısmına ise bom deniyor. Yukarısına da aracın kolu deniyor. Evet, bu kol gerçekten çok özel. Çünkü bu bir uzar bom. Bu harikaydı. Şuraya bakın. Burası kazıcı yükleyicinin arka kepçesi. İçi de çok geniş. Evet. Bunu birazdan kullanacağız. Gelin. Vay canına. Bu bir egzoz. Motorda yanan gaz buradan dışarı çıkıyor. Vay canına. Oh. Hey,
Hey! Şuna bakın. Burası ön kepçe. Gerçekten çok büyük. Arka kepçeden bile daha büyük. Bu ön kepçe de çok özel. Dörtlü bir kepçe ve istiridye kabuğu gibi açılıyor. İstiridyelere bayılırım. Oo! Vay canına. Şuna bakın. Bunlar hidrolik hortumlar. Bu bir hidrolik silindir. Hidrolikler ön ve arka kepçeye sıvı basıncı uygulayarak enerji sağlar. Vay canına. Kazıcı yükleyicileri çok seviyorum. Şimdi kazıcı yükleyiciyi kullanma zamanı. Hadi gelin. Bir saniye. Bir şey mi unutuyoruz? Evet. Her şeyden önce güvenlik. Evet. Baretimi taktım. Ve turuncu güvenlik yeleğimi de giydim. Pekala. Şimdi kazıcı yükleyiciyi kullanabilirim. Evet. Bir saniye. Bir şey daha unutmuş olmalıyız. Evet. Motorun iyi durumda olup olmadığını kontrol etmeliyiz. Hadi. Pekala. Bu motorun kaputu. Hadi açalım şunu. Vay canına. Bu çok büyük bir motor. Burası hava filtresi. Bu soğutucu. Burada radyatörden çıkan büyük bir boru alternatör ve akü var. Vay canına. Ne kadar da güçlü. Şimdi sizlerle yağ kontrol etmeliyiz, tamam mı? İşte burada. Pekala. Yağ bunun içinde. Sarı renkli bir yağ çubuğu var. Şanzımansa T şeklinde bir yağ çubuğuna sahip. Şimdi sarı renkli olanı alacağız ve... evet. Tamam. Bunu silelim. Tekrar sokalım. Şimdi yağı kontrol edebiliriz. Evet. Gayet iyi görünüyor. Pekala. Hadi bakalım yerine koyalım. Artık kazıcı yükleyiciyi kullanabiliriz. Hadi gidelim. Pekala. Kazıcı yükleyicinin içindeyiz. Her şeyden önce güvenlik gelir. Emniyet kemerimizi takmalıyız, değil mi? Harika. Kazıcı yükleyicinin havalı bir yanı da ön ve arka tarafının olması. Hadi ön tarafına bakalım. Şuna bakın. Bu bir direksiyon. Kazıcı yükleyiciyi bununla kullanıyoruz. Ve bu da vitesi. Evet, bu şekilde öne veya geriye gidebiliyoruz. Ve bunlar da dönüş sinyalleri. Evet, bir özelliği daha var. Şimdi dinleyin. Evet, korna. Ve ön kepçeyi işte bununla kontrol ediyoruz. Geri çektiğimizde yukarı çıkıyor. İleri ittiğimizde ise aşağı iniyor. Evet, çok güzel. Şimdi de arkaya bakalım. Evet. Vay canına. Gördüğünüz gibi aracın bomu, kolu, kepçesi ve denge ayakları burada. Tüm bunları bu iki kol yardımıyla yönlendiriyoruz. Biri bu.
ve diğeri de bu. Şimdi ikisini kullanalım. Hazır mısınız? Ve bir de şu siyah düğmeye basalım. Dinleyin. Evet, çok iyiydi. Şimdi kazıcı, yükleyici kullanma zamanı. Hadi çalıştıralım. Kazıcı yükleyiciler inşaat alanındaki en işlevsel araç. Çünkü büyük bir ön kepçesi ve küçük bir arka kepçesi var. Vay canına! Şimdi kazıcı yükleyici dansı zamanı. Ekranda kazıcı yükleyicinin ön kepçesini görünce şöyle dans edin, tamam mı? Bakın şöyle. Tamam mı? Arka kepçeyi gördüğünüz zaman da şöyle dans edeceksiniz. Bakın. Pekala. Başlıyoruz. Bir kazı makinesi toprağı kazıyor. Evet. Hazır olun. Bir kepçe ve bir de kol var. Ekskavatörler çok havalılar. Ekskavatör. İşe koyuluyor. İşte toprak çekiliyor. Ekskavatör. Bir tane daha geliyor. Birinci öyle ki yoktur bir eşi benzeri. Ekskavatör. 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 Sonuncusu. Ekskavatör. Ekskavatör. Harikaydınız. Sizlerle kazıcı delicileri yakından tanımak çok eğlenceliydi. Kazıcı delici videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu bölümün sonuna geldik. Ama daha fazlasını izlemek isterseniz tek yapmanız gereken adımı yazmak. Birlikte adımı yazalım mı? Pekala. B-L-I-P-P-I. Blippi. Harikasınız. Sonra görüşürüz. Hoşça kalın. Hadi bakalım çocuklar. Eğlence burada. Öğrenecek çok şey var. Bize katılın çocuklar. Blippi. Merhaba. Ben Blippi. Bu dinozor oyuncağıyla oynuyordum. Dinozorları çok seviyorum. Siz dinozorları seviyor musunuz? Evet. Çok havalılar değil mi? Evet. Ve hepsinin birbirinden farklı görünmesi de çok güzel. Evet. Evet, dinozorlar önceden dünyamızda yaşıyordu. Bunu nereden mi biliyoruz? Evet, çünkü insanlar onların fosillerini buldular. Evet, binlerce dinozor. Harika değil mi? Evet. Fosiller, bitki, hayvan ve dinozorların çok uzun yıllardan kalan kalıntılarıdır. Evet, dinozorları seviyorum. Bugün sizlerle dinozorları tanıyacağız ve belki bu bölümde birkaç fosil de buluruz. Hup, 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 hup.
Aa, şuna bakın. Evet, elimde bir kova dolusu kum var. Bu kumların hepsini dışarıdan topladım. Kumun içinde nelerin olduğunu görmek için bu aletleri kullanmalıyız. Belki bir fosil buluruz. Evet, şimdi bunun için bir büyüteç kullanacağız. Oo! Her şeyi daha yakından görmemizi sağlayacak bu. Oo, küçük bir sopamız var. Evet, evet ve minik bir küreğimiz var. Böylece kumları küreyebileceğiz. Oo, ve şuna bakın. Bu bir fırça. Böylece daha ince işlerle uğraşabileceğiz. Fosilleri kırmak istemeyiz. Pekala. Bakalım burada ne varmış? Evet, bolca kum. Bence kürek ve çubuğumuzu alalım ve kazmaya başlayalım. Tamam. Evet, iyice kazmalıyız. Kumu güzelce kazalım. Evet, işte böyle. Ah, evet. Sanırım bir şey gördüm. Ah, şunu gördünüz mü? Ah, evet. Sanırım bir fosil buldum. Evet, rengi gri. Ah, ilginç. Oo, bakın. Evet, arkeologlar bunu yapmayı çok sever. Onlar bir sürü fosil buluyorlar. Belki siz de bir gün arkeolog olursunuz. Oo, şuna bakın. Evet, tüm bu fosilleri bulduk. İşte buradalar. Aa, evet, bir tane daha var. Vay canına. Şuna bakın. Hadi süpürelim. Evet. Vay canına, dişe benziyor. Alt çene dişi olabilir. Oo! Çok havalı. Pekala, şunu boşaltayım. Temiz ve düzenli olmalıyız. Şimdi fosilleri biraz inceleyelim. Oo! Bu çok ilginç. Bu bir böcek fosili olabilir. Bilmiyorum. Bir tür dinozor da olabilir. Evet, dinozor. Bilmiyorum. Bir dinozorun herhangi bir parçası olabilir. Ama hiçbir fikrim yok. Bunun ne olduğunu biliyorum ama. Evet. Vay canına. Bu kesinlikle bir fosil. Bir göğüs kafesine benziyor. Bakın. Evet. Bu çok küçük bir dinozorun göğüs kafesi. Evet. Bu bir göğüs kafesi. Dinozorun büyüklüğü yaklaşık bu kadar olmalı. Vay canına. Merhaba. Hey. Tamam. Bakalım burada ne varmış. Oo. Ha. Çok ilginç. Bir tür taşa benziyor. Kim bilir? Vay canına. Şuna bakın. Bu su altından gelen bir dinozor gibi. Evet. Çok pürüzsüz ve parlak. Ha, bir deniz kabuğuna benziyor. Evet, deniz kabuğu. Bilemiyorum. sizlerle fosil aramak çok eğlenceliydi. Evet. Belki bir gün siz de bir kumsala gidip etrafı kazarsınız ve bir sürü fosil bulursunuz. Nasıl ama? Oho! Çok havalı. Oo! Fosiller için toprağı kazmayı ve süpürmeyi çok seviyorum. Evet, dinozorları çok seviyorum. Siz dinozorları seviyor musunuz? Evet, çok havalılar. Vay canına, şu dinozorlara bakın. Oo! Arr! Hey! Şuna bakın. Bunun hangi dinozor olduğunu biliyor musunuz? Arr! Evet, bu bir T-Rex olmalı. Evet, Tyrannosaurus Rex. Vay canına, ne kadar korkunç bir dinozor. Bu dinozor et yiyor. Evet, diğer dinozorlar da. Onlara etobur deniyor. Evet, eğer etobursanız et yersiniz. Evet, ve T-Rex de kesinlikle bir etobur. Çünkü çok iri ve keskin dişleri var. Oo,
Şuna bakın. Bu bir brontozorus. Oho! Ne kadar sevimli bir dinozor. Uzun boynuna bakın. Vay canına. Uzun boynuyla ağaçların tepelerine kolayca ulaşabilir. Am, am. Ve bolca yaprak yiyebilir. Evet, brontozoruslar otoburdur. Eğer sadece bitki yiyen bir dinozorsanız bir otobursunuzdur. Evet, tıpkı brontozorus gibi. T-Rex etobur. Brontozorus otobur. Bence şimdi dinozor şarkısını dinlemeliyiz. Evet. Yıllar önce yeryüzünde biz yaşamazken daha başka tür yaşardı ormanda bu şarkı onlara. Dinozor, dinozor, çok özel bir dinozor. Dinozor, dinozor, tarih öncesi dinozor. Stegozorlar daha büyüktü fillerden, ama beyinleri bir mercimek kadardı. Triceratops'un tam üç boynuzu vardı. Bunlar korunmaya yarardı. Brachiozorların upuzundu boyunları, ama kafaları küçücük. Pterodaktil uçardı gökte. Kanatları ne kadar büyük. Üstelik ayaktayken onu geçemezdi bir zürafa. Dinozor, dinozor, çok özel bir dinozor. Raptor hızlı ve zekiydi. Avlanırdı kurtlar gibi. Elasmazorlar kral sayılırdı derin denizlerde. Ankilozorların çekiç gibiydi kuyrukları, bir tank kadar sağlamdı. Dinozorların dikenleri vardı ve dişleri timsah gibi kocamandı. Ho! İşte Tyrannosaur Rex, kral dinozor oydu. Ayakları dev gibiydi, çok güçlü kükrüyordu. Çok büyük, iri, kudretliydi. Dişi kılıç gibi keskindi. Ama kısacık kollar onu hep zorlar. Bir yere özenemezdi. Dinozor, dinozor, çok özeldir dinozor. Dinozor, dinozor, tarih öncesi dinozor. Ohohoho! Dinozor şarkısı harikaydı değil mi? Evet, dinozorları seviyorum ve dans etmeyi de seviyorum. Siz de dans etmek istediniz değil mi? Evet, bir fikrim var. Neden bir dinozor seçip onun gibi dans etmiyoruz? Uhuhu! Peki, hangi dinozor? Aa, evet, T-Rex'e ne dersiniz? Evet. Şimdi size bir T-Rex gibi dans etmeyi öğreteceğim. Önce ellerinizi burada tutacaksınız. Kolları pek uzun değil. Sonra pençeleriniz varmış gibi yapacaksınız. Ve sonra kükrüyorsunuz. Pekala. Evet, müzik başlasın. Dinozor, dinozor, çok özeldir. Dinozor, dinozor, dinozor.
dinozor. Tarih öncesi dinozor. Sizlerle dinozor gibi dans etmek ve dinozorlar hakkında yeni şeyler öğrenmek çok eğlenceliydi. Ama bugünlük bu kadar. Daha fazlasını izlemek isterseniz tek yapmanız gereken ne biliyorsunuz değil mi? Adımı yazmak. Birlikte adımı yazalım mı? B-L-I-P-P-I. Blippi. Harika. Pekala. Sonra görüşürüz. Hoşça kalın.